Hareket yap. Uzat falan. Kaldırıcı girecek Fakir gösterelim. bakalım. Dostlar, videomuza hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere yeni bir saç kesimine kavuştuk. Geçen günlerde Blackpill videoları izliyordum. Biraz saça taktım son zamanlarda kafayı. Ve sonrasında sakalımı keserken dedim bir saçın yanlarını da alayım. Benim saçımın yanları üstüne nazaran çok daha hızlı uzuyor nedense. Şöyle değişik bir dikdörtgen şekilde uzama şekli var saçımın. Sonrasında orayı ufak bir alayım derken model yapma hevesine düştüm sonrasında. Şimdi size nasıl kestiğimi anlatacağım birazdan. Çünkü malum ekonomimizde 50-60 lira tutuyor en az şu anda bir saç kesimi. Herhangi bir berbere gittiğiniz zaman hani özel bir berber demiyorum. Sokağın köşesinde Serdar abi en düşük 50-60 lirayı kesiyor. O yüzden sizlere güzel bir masraftan kurtarmayı planlıyorum. Öncelikle malzemelerden bahsedeyim biraz. Bir adet makinem, bir adet de makasım var elimde. Makinemin herhangi bir numarası yok. Hepsini çağına kayıt unutmuşum. Dolayısıyla yanları geçişli yapma imkanına sahip olamadım. Ama bu benim aksine lehime oldu. Açık konuşmak gerekirse model daha iyi olduğunu düşünüyorum. Size de bu model üzerine anlatım yapacağım. Hani geçişli bir saç modeli yapmak istiyorsanız bu videoda ondan fazla bahsetmeyeceğim. Kendi saçınızı bu modelde nasıl keseceğinizi anlatacağım. Bu arada gördüğünüz üzere tişörte geçtik. Ev içinde yeni evimde çektiğim çoğu videomda biliyorsunuz ki mont giyiyordum en az bir kat, bazen iki kat. Evde doğalgaz yok ne yazık ki, öğrenci hayatı. Lafı fazla uzatmadan malzemeleri göstereyim ve nasıl kestiğimden bahsedeyim. Dostlar, makinemizi aldık. Tam şuraya kadar sıfırdan vurdum bu hizada. Sonrasında saçınızı yukarı kaldırdığınızda şurada bir çizgi çıkar. O çizgiye kadar, sıfıra kadar alacaksınız. O çizgiyi aldıktan sonra arkayı gösteriyorum. Arkaya yakınlaştık kanka. Gelsin. Gelsin. Bakın iki elimi şu şekilde koyuyorum. Arkayı bu hafif yapmak adına. Sonrasında solu almak istiyorsam sağ elimi kaldırıp solun üzerine şu şekilde koyuyorum. Tam bu hizadan. Ve şu yandaki sıfır aldığım çizgiye tam olarak değiyorum. İşaret parmağım. Burayı makineyi alıp bu şekilde sıfır yapıyorsunuz. Ardından aynı sürece sağ tarafa uyguluyorsunuz. Yaptıktan sonra fotoğrafını çekin veya telefondan bakın, zoom atın. Bu iki yanın eşit olması lazım. Eğer bir taraf, benim öyle olmuştu mesela. Sağ taraf bir tık daha aşağıdaydı. Sağ tarafı temkinli şekilde makineyle yavaş yavaş kısalttım. Biraz daha dik yapmanız veya biraz daha yatay yapmanız gerekebilir. Bu şekilde arkayı da verdik. Yukarıdaki kısımları da makas yardımıyla şu nörokurenin denen yeri tutabildiğiniz kadar alçak tutmanız lazım. Warrior Skull denen modeli yapmak adına. Burayı da aynadan saçınızı biraz ıslatıp bu şekilde, berberler bu şekilde keserler ya, gözlemlemişsinizdir hepiniz. Bu şekilde elinizle açıp ayarı gelene kadar tek tek kesin bu bölgeyi. Bu bölgesi kısa olmak zorunda dediğim model için. Ön taraflara hiç dokunmadım açık konuşmak gerekirse, ama önleriniz çok uzun geliyorsa öne de aynı süreci uygulayabilirsiniz. Şu şekilde aşağı doğru çekin tamamını. Bu şekilde kısaltın. Kesmedim değil mi? Hayır. Güzel. Model bir de poz vereyim. Gözüküyor mu? Daha şöyle yapayım. Tam yayın bu şekilde. Güzel. Evet, izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Videoda için takipte kalın. Videoya çekler yolla.